Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul İFM Fuar Merkezi ve bu yıl 14.sü düzenlenen Kozmetik Güzellik ve Kuaför Fuarındayız. Fuar standlarımızdan Gazi Kozmetik'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Alper Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatı ile alakalı neler aktaracak. Merhabalar Alper Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet Alper Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Alper Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? Aslen Gaziantepliyim. Kimyagerim. Sektöre girişim 2013 yılında oldu. 2013 yılından beri kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Gazi Kozmetik firmasını kurduk. Gazi Kozmetik firması çok ortaklı bir şirket idi en başta ama sonrasında tek ortak olarak ben devraldım. Şu anda 2013 yılından beri Gazi Kozmetik firması aktif olarak devam ediyor. Gazi adı Gaziantep'ten. Gazi adı Gaziantep'ten geliyor, doğrudur. Kuruluş orada mıydı peki? Kuruluş İstanbul'du. İstanbul kuruluşlu bir şirkettir Gazi Kozmetik firması. Sonra Çorlu'ya, şu anda Çorlu'ya. Şu an Çorlu'da ikamet ediyoruz. Tesisimiz Çorlu'da şu anda. Üretimimiz orada gerçekleştiriyoruz ve dünyanın birçok ülkesine oradan sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Evet, biraz o zaman tesisten bahsedelim. Olur. Kaç metrekarelik bir alan, neler yapıyoruz? Tesisimiz kapalı alan olarak yaklaşık 1000 metrekare bir alanımız var. Açık alanımız yaklaşık 2500 metrekare civarında. 25'e yakın çalışanımız var. Çalışanlarımızla birlikte koordineli bir şekilde üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi hijyenik kurallara uygun şekilde, kalite anlayışımıza uygun şekilde üretim yapıyoruz. Ve müşterilerimize, iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Kulak çubuğu bu arada. Kulak çubuğu üretiyoruz. Evet, kulak çubuğu üretiyoruz. İmalatımız kulak çubuğu üzerine. Şu an sadece kulak çubuğu üretiyoruz. O işte yoğunlaşıp, o işte hakikaten bir şeyler yapabilmek istiyoruz. Şu anda başarılıyız. Kendimizi de başarılı olarak addediyoruz bu sayede. Bu fuarla da bunu biraz daha görüyoruz açıkçası. Gelen giden misafirlerimiz bu konuda desteklerini sağ olsunlar veriyorlar. Çeşitlerden, özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Kulak çubuğunda şöyle çeşitlerimiz var. Yüzlü, 200'lü ve 300'lü ambalaj olarak ve bebekler için özel yapılmış kulak çubukları çeşitlerimiz var. Bu çeşitlerin tamamını üretiyoruz. Bunun haricinde isteğe bağlı olarak renkli plastik çubuklarla, renkli kutularla üretim yapabiliyoruz. İsteğe bağlı olarak çalışıyoruz. Şu anda aktif olarak private label çalışıyoruz. Özel etiketler olarak çalışıyoruz. Müşterilerimiz kendi etiketlerini istiyorlar. Yurt dışındaki iş ortaklarımız. Onlara kendi etiketleriyle üretim yapıp gönderiyoruz. Sevkiyatı yapıyoruz. Kendi markamız? Kendi markamız, 3 çeşit markamız var. Pofuduk, Tomurcuk ve Ovea olarak 3 çeşit markamız var. İsteyen müşterilerimize bu markalarla da üretim yapabiliyoruz. Aynı zamanda fason üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda fason üretimi yapıyoruz. Peki evet. Ham maddeyi nelerden alıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz bunları üretirken? Ham maddemiz Türk menşeli. Pamuk, Türk menşeli pamuklar kullanıyoruz. Plastik aynı şekilde yurt dışından geliyor plastik grubumuz. Hani ne kadar pamuklu çubuk olarak geçse de içerisindeki pamuk oranı daha az. Genel ağırlık plastik üzerinde. %70'i plastik kutunun geneline baktığımızda. Ancak biz ham maddeyi yurt dışı menşeli kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yurt dışı menşeli plastik ham maddeler biraz daha maliyetlerimize uygun geliyor. Her şey makine yapıyor bu arada. Tabii makinalarla çalışıyoruz. El değmeden üretiyoruz. Hijyenik bir ortamda üretim yapıyoruz. Kesinlikle el değmiyor ve içerisinde koruyucu antibakteriyel malzemelerimiz var. Küf ve herhangi bir pamukta kötü oluşumu engelleyici koruyucu malzemelerimiz var. Sağlığa zararlı hiçbir şey yok. Sonuçta kulak bağı. Tabii ne diyece de. Bir standardı var mı onun Alper Bey? Kulak çubuğu normalde kulağın içerisinde kullanılmaz. Kulak kanallarını temizlemek için kullanılır. Yani kulak genelde yanlış anlaşılma var. Genelde yanlış bir uygulama var. Kulak içine sokuluyor ama bu tehlikeli bir olay.
Bu kulak kanallarının suyunu, nemini almak ve orayı temizlemek için kullanılması daha uygundur. Etiketlerimiz üzerine bu ibareyi özellikle koyuyoruz. Evet, kullanım talimatları da var yani. Teşekkür ediyoruz sizlere Alper Bey. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız İstanbul dedik. İFM Fuar Merkezi'nde kozmetik, güzellik, kuaför fuarını ziyaret ediyoruz. Fuar standlarımızdan Gazi Kozmetik'e konuk olduk. Şimdilik bu sektörden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.